Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturduğu için hamd ediyorum. Mübarek bayram günlerinin milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Allah'a yakınlaşma, rızasını elde etme vesilesi, Rabbine kayıtsız şartsız teslimiyet sembolü olan kurban ibadeti, kimi alimlere göre sünnet, kimilerine göre vaciptir. Dinen şartları el verenler için kurban ibadetinin yerine getirilmesi, dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işaretidir, bir ifadesidir. Kurban bayramını şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Bayramlarımızı dinimizdeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, sadece bir ticaret, sadece bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmalıyız. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan beri süren bu kutlu ibadeti evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan, kelime-i şehadeti, namazı, zekatı, orucu, haccı bilmeyen, medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde idrak ettiğimiz bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt zaferinden Mercidabık seferine, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı harekatını da yine 1 Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir.